İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Haftanın son iş gününde saatlerimiz 18.30'u gösterirken günün güncesini aktarmak üzere bu akşam da karşınızdayız. Sıcak gelişme tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda büyük krize yol açan Amerikalı rahip Branson'ın bugün serbest bırakılması kuşkusuz her tarafta konuşulan konu başlığı. Çünkü Amerikalı yetkililerden bunun sinyali gelmişti öncesinde. Türkiye ile anlaştık ve rahip Branson serbest bırakılacak denilerek İzmir'deki duruşma bugün sonlandı. Rahip Branson ceza aldı fakat tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Ve bundan sonra şu an evinde ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Bu karar bu noktaya nasıl gelindi? Karar nasıl değerlendirmek gerekir? Ve bundan sonra elbette ki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerdeki ivme ne yönde olacak? Elbette ki en büyük merakımız da iktidar kanadından gelecek bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanlığından da kararın yargının bağımsızlığını bir kez daha ortaya koyduğu yönünde bir ilk açıklama geldi. Çok değerli gazeteci, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk de elbette ki konuyu değerlendireceğiz. Bu sıcak gündem maddesini nasıl değerlendirdiğini soracağız. İkinci bölümde de Sinema Yazarları Derneği üyesi Hasan Nadir Derin'i yine bir cuma klasi olarak stüdyomuzda konuk edeceğiz ve vizyonda bu hafta diyeceğiz. Pek çok haber de hazırladık yaşam, kültür, sanat konusunda sevgili seyircilerimiz. Önce saat 20'deki ana haber bültenimizin başlıklarıyla haberin güncesine bakalım. Ardından stüdyodayız. İzledik sevgili seyirciler haberin güncesini, ana hatlarıyla ana haber bültenimizin başlıkları böyleydi. Saat 20'de de ayrıntılarını izleyebilirsiniz. Günün tüm gelişmelerinin ana haber bültenimizi kaçırmayınız diyelim ve başlayalım. Rahip Branson, FETÖ'ye ve PKK'ya örgüt üyesi olmamakla birlikte destek olmakla suçlanıyordu. Ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak içeride tutuklu kaldığı sürede göz önünde tutularak bugün serbest bırakıldı. Tartışacağız, konuşacağız ama elbette ki ekonomi noktasında da oldukça büyük etkisi vardı. Döviz kurunun artışında Rahip Branson'la bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan kriz 7 liranın üzerine çıkan bir dolar kurunu karşımıza çıkarmıştı. Şimdi ekranlara getireceğiz son durumu. Çünkü Rahip Branson'ın serbest bırakılacağı düşüncesi ortaya çıktıktan sonra dolar 5.83'e kadar düşmüştü. Şu anda da son durum ekranlarınızda. Türkiye'de piyasalar kapandı ama yurt dışından işlem görmeye devam ediyor. 5.93 seviyesinde, Euro'da 6.87 seviyesinde an itibariyle fakat bunun daha da aşağılara çekilmesi bekleniyor piyasalar açıldığında. Elbette ki ekonomi dışında Türk-Amerikan ilişkilerine de büyük bir yansıması vardı. Usta gazeteci, Sözcü Gazetesi, Ankara temsilcisi Sayın Saygı Öztürk'le tartışacağız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten emareleri vardı serbest. Ama ne kadar kötü bir olay. Değil mi? Bakın ülkenizde yargı ile ilgili konular işte az önce haberler özetlerde de deliniyordu. İşte Amerika ile Türkiye Branson'un serbest bırakılacağı konusunda anlaştı. İşte zaten serbest bırakılması bekleniyor diyor. Şimdi baktığınız zaman vay bizim yargımız diye için için hakikaten sızlıyorsunuz. Neden? Türkiye'de herkesin güvenmesi gereken, herkesin her zaman sıkça üzerinde durduğu konu adalet diyoruz. Eğer adaletimiz birilerinin istekleriyle, birilerinin kararlarıyla, birilerinin bilmem bastırmalarıyla şöyle oluyor, böyle oluyor işte oluyorsa hakikaten o zaman o insanların yargıya güveni daha da azalır. Şu olay yargıya olan güveni daha da azaltılmasına sebep olmuştur. Her ne kadar yetkililerimiz diyorsa ki evet yüce yargı kararını vermiştir, bağımsız yargı kararını vermiştir sözleri ama kamuoyunda yeteri kadar asla inandırıcı olamaz. Şimdi bir kişiyle ilgili bir iddia ortaya atılmış. Rahip'le ilgili, Rahip Branson'la ilgili bir iddia ortaya atılmış. Ne deniliyor? İşte PKK'lılara, işte FETÖ'cülere yardım ediyor. İşte bunların kaçaklarını bilmem işte kiliselerinde bakımlarını yapıyor, saklıyor. İşte ne bileyim kimisinin işte tedavilerini yaptırıyor. İddiaları var.
İddia önemli tabii ki. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili makamları bu iddialara seyirci kalacak değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimleri de harekete geçmiş. Bu kişiyle ilgili de bir süreç başlatmış. Bir yargı süreci sonuçta başlamış. Adli süreç başlamıştır. Bu adli sürecin içerisinde baktığın zaman son yıllarda hakikaten büyük rahatsızlık yaratan gizli tanıklar var. Ya bu gizli tanıklar değil mi? Ergenekon sürecinde yaşanan, işte İzmir casusluk, İstanbul casusluk, işte Poyrazköy veya benzer isimler adı altında insanların hayatını karartan, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları böyle ortaya atan o isimsiz kişiler. Bakıyorsunuz, size örnek vermek için söylüyorum. Yani olayın ne kadar, ne hale geldiğini açısından söylüyorum. Bir Danıştay olayında bir Osman Yıldırım vardı. Evet. Osman Yıldırım bakın, bir davanın hem sanığı, hem gizli tanığı, hem tanığı, hem de müştekisi. Bakın aynı kişi. Tanık, gizli tanık, her şeyi oluyor. Şimdi şu olayda da gizli tanıklar var. Gizli tanıkların kim oldukları belli değil. Gizli tanıkların kimlikleri biliyorsunuz gizli tutuluyor. Ama hakikaten bu gizli tutulan tanıklar bildikleri bir şeyleri mi gerçekten anlatıyorlar? Yoksa hayali bir takım nedenlerle ya da bir takım çıkar ilişkileri nedeniyle mi? Veya birilerinden bilmem rüşvet karşılığı mı, para karşılığı mı bunları konuşuyorlar bilemiyoruz. O nedenle evet bugünün her dönemi böyle gizli tanıklar oluyor. Hatırlayın bir tane savcı vardı bayram bilmem ne. Adam rüşvetçi, üçkağıtçı, ondan sonra hakkında dolu yargılamalar var. Şu anda da yine firari durumda. Şimdi o nedenle öyle gizli tanıkların ifadeleri asla ve asla tek başına delil sayılmamalıdır. Kuşkusuz kişilerin, gizli tanıkların gündeme getirdiği konulara tabii ki aman bunları bir kenara atalım demiyor, denilmemesi gerekir. Ancak bu gizli tanıkların mutlaka ve mutlaka diğer tanıklarla, olaylarla, belgelerle mutlaka bunların beraber ele alınması gerekir. İşte yapılmayan olaylar bu. Bir de tanık hususuna değindiniz, şunu da eklemek isterim. Bugün tanıkların ifadelerini de bir önceki duruşmada olanla tamamen değiştirdiğini, bambaşka bir şey söylediğini gördüm. Şimdi aynı olaylara baktığım zaman gizli tanığın en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Erzincan'da İlhan Cihaner davasıydı. Ve İlhan Cihaner gibi o dönemin bir başsavcı koltuğunda oturan bir kişi işte böyle gizli tanık ifadeleriyle FETÖ'cü bir takım yapılanmaların istekleriyle, doğrultularıyla adamcağız mesleğinde olmuştu o dönemlerde. Ve herkesin başına bir şey gelmişti. Özellikle Ergenekon olarak bilinen davada 80'nin üzerinde gizli tanık vardı. Nedir ya böyle bu kadar gizli tanıklık? Ve Türkiye'nin bu kadar insanlarla ilgili iddiaları gündeme getirmesini gereken bu kadar gizli tanık niçin olsun? Evet, kimlikleri gizli tutuluyor ama kimlerin ne olduğu belli. Bakın gizli tanığın, hangi gizli tanığın kim olduğunu mahkeme aşamasında olaylara içerisinde olan herkes kim olduklarıyla, ismiyle, cismiyle biliyor. Böyle bir de durum söz konusu. O nedenle şimdi rahip olayında bakıyorsunuz gizli tanıklar var. Bunların ne kadar doğru söylediği belli değil. Artı bakıyorsunuz işte olaylarla ilgili ifade vermiş. Savcıya bunlara zamanında çağırmış savcı. İfade vermişler ve savcılar da bu ifadeye dayanarak iddianame hazırlamış. Mahkeme de bu iddianameyi, savcının hazırladığı iddianameyi kabul etmiş. Yani bir eksiklik görmemiş. Oysa görüyoruz ki iddianame her şeyden önce eksik hazırlanmıştır. Nasıl eksik? İşte tanıklarla ilgili bugün dinlenen tanıklar daha önceki söylediklerinin tam tersini söyleyebiliyorlar. Bu nasıl bir adaletsizlik? Nasıl ya da bu nasıl bir adalet ki bugün böyle söyleyip insanların hayatını karartıyor? Bakın aynı kişi. Hiç önemli değil. Kim olduğu da önemli değil. Ama bu kişiyle ilgili 35 yıl hapis cezası isteniyor. Savcılığın iddianamesine rağmen. Demek ki eğer savcı iddianamesini sağlıklı bir biçimde hazırlamış olsa o sözü edilen tanıkların yaptığı açıklamalarda isimleri geçen ben şundan duydum veya ben şöyle söyledim bunları doğru dürüst bir çek edilmiş olsa belki olay bu hale gelmeyecek. Hakikaten bu kişiyle ilgili başlangıçtan beri hazırlanan iddianamede 35 yıl değil, işte örgüt PKK'ya, FETÖ'ye bilmem yardım etmekten, yataklık etmekten değil. Belki işte yasa dışı terör örgütüne
işte üye olmamakla beraber işte böyle bir sonuçta 3 yıl 1 ay hapis cezasını gerektiren bir ceza ile de kurtulmuş olacaktı. Hı hı. Ne oldu şimdi böyle bir olay içerisine baktığımız zaman? Türkiye'de Türk yargısına olan insanlarımızın kendi güveni azaldı. Ve ne oldu? Bakıyorsunuz işte az önce hemen yayının başında da söylediniz. İşte dolar onun için arttı, iki ülke arasındaki ilişkiler bir takım gerginlikler yaşandı. Ve bir de tabii ki şunu söylememiz lazım. Eğer bu işler böyle Amerika'nın isteğiyle, Almanya'nın isteğiyle Türk yargısı karar veriyorsa gerçekten bir yurttaşı olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak çok üzülürüm. Ve bakıyoruz ki Almanya bilmem başbakanı falanca sanığın serbest bırakılmasını, işte derhal ülkelerine iadesini istiyor. Eğer bu gerçekleşiyorsa, eğer bakıyorsunuz işte Rusya bilmem başkanı Putin, işte iki kişiyi istiyoruz. Eğer onlar bir hemen bir an önce ülkelerine gönderiliyorsa, Fransa'da Macron Türkiye'ye telefon edip işte falanca bilmem vatandaşımız var, onu bir an önce ülkemize gönderiyor, deniliyor. Ve bunlar da anında mahkeme şeyleri yerine getirmeden veya tüm gerekleri yerine getirmeden bu kişiler serbest bırakılıyorsa ve ülkelerimizden gitmelerine bu nedenle de izin veriliyorsa bakıyorsunuz ki Amerika'da vatandaşını bu şekilde isteyebilir. Başka bir ülkede Türkiye'deki vatandaşlarını bu yolla da isteyebilir. O zaman şöyle diyeceksiniz, o zaman Türkiye'de yargının üzerinde bir de siyaset gölgesi var. Böyle anlaşılır. Eğer bir hakim mahkeme heyeti kişiyle ilgili bir karar verirse zaten mesele değil. Ama işin içerisine böyle siyaset girip işte işin içerisine başka nedenler dahil oluyorsa o zaman verilen karara insanların saygı duyması çok zor. Ve her davaya bakıldığı zaman böyle bakılacaktır. Yani birilerinin arkasında olduğu zaman veya bir devlet veya bir güç arkalarında olduğu zaman insanların serbest bırakılacakları, 35 yıl istenirken birdenbire cezaevinde yattığı süre hemen hesaba katılıp işte ceza kısa bir şeyde yapılacağı ya da işte tanıkların zamanında sağlıklı bir ifadelerini almayıp o gün dediklerini, bakın tanık ne diyor biliyor musun oradaki tanık? Diyor ki ben söylediğim diyor yanlış anlaşılmış diyor. Ben öyle söylemedim. Ya kardeşim böyle denilen adamı o mahkemenin herhalde bilemiyorum ama yalancı tanıklıktan en azından hakkında bir işlem yapması lazım. Evet. Yani bu iş böyle kolay olmamalı. O kişiye bir de şöyle sormak lazım. Mahkemede daha önce böyle bir açıklama yaptık, böyle bir iddiada bulunduysanız ve kişinin hayatını de az önce söylediğimiz gibi kim olursa olsun, rahip değil bilmem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olabilir, din görevlimiz de olabilir, öğretmen her meslekten olabilir ama eğer böyle birilerininle ilgili böyle bir iddiada bulunuyorsanız, sonra ertesi gün daha sonraki bir duruşmada ben öyle demedim ya da söyledim siz yanlış anlaşılmış veya bilmem tutanağa yanlış geçmişiz diyorsa o zaman diyeceksin kardeşim bu adam bunu söylemesi için belki başlangıçta bunu söylemesi için bir yerlerden para aldı. Sonuçta böyle bir takım şeyler söylemesi için yine bir yerlerden menfaat elde etti diye düşünürsünüz. O nedenle hakikaten yargı konusunda herkesin üzerine titremesi gerektiğini her zaman hatırlatalım. Ve yargıyla ilgili böyle yabancıların istekleri, şunların bunların istekleriyle yargımızın karar verdiği izlenimini en azından Türkiye'nin çok çabuk silmesi lazım. Ne oldu? İşin can sıkıcı kısmı oraya geçmeden önce bu noktada şunu da eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yine Twitter yoluyla bazı mesajlar var. Burada da olayın Trump'ın güçlü liderliği sonucunda kazanılmış bir zafer olarak aktarılması çok can acıtıcı. Ülkemiz açısından üzücü olay. Türk yargısı açısından üzücü olay. Uluslararası alanda Türkiye büyük bir, bana göre tabii ki tamamla bile bir itibar kaybı böyle bir durumda yaşar. İstediğimiz kadar siyasetçilerimiz, yetkililerimiz, Türk yetkililerimizin çıkıp bağımsız yargı, bağımsız bir şekilde kararını verdi. Açıklamalarına çok da kabul edilecek bir durum olmadığında ortadadır. İşte her zaman şu konuşuluyor. Deniliyor ki yargıyla ilgili konuşulduğu zaman yargımızla ilgili bir işte güven sıralamasında veya güvenine baktığın zaman %30'ların altına düştüğünü yüksek yargının en yetkilileri söylüyor. İnanıyorum ki şu aşamada yeniden böyle bir araştırma yapılmış olsa, kamuoyuna böyle bir sorular yöneltilmiş olsa, o %30'un
belki biraz daha da aşağı ineceğini tahmin ediyorum. Evet, yargımızın bağımsız olmasını, tarafsız olmasını, zaten bağımsız değilse yargımız asla tarafsız olamaz. Türkiye'de yetkililerimiz sözü ağzına aldıkları zaman kullandığı ilk cümle bağımsız yargı. Ya kardeşim, bağımsız yargı demene zaten gerek yok. Yani demek ki senin yargın bağımsız değil ki, yeteri kadar bağımsız değil ki sıkça bağımsız yargı, bağımsız yargı deme gereğini duyuyorsunuz. O da ayrı bir not olarak onu da biz ilave etmiş olalım. Görüyoruz ki Türkiye'nin başı yabancılarla beraber. İşte bir taraftan Rahip Brunson diyorsun. Bir taraftan işte Suudi Arabistan'daki konsolosluktaki gelişme Cemal Kaşıkçı diyoruz. Bakın, iki olayla Türkiye dünya gündeminde. Amerika'da işte Brunson'la ilgili konu, işte dünya gündeminde yine öbür olayda Amerika'da yaşayan Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gelip sonra izini kaybetmiş olayı. Şimdi şeyler şey olur, bilirsiniz, böyle yalan değişik haberler yazıldığı zaman buna gazeteciliğinde asparagas haber denir. Şimdi bu konuyla ilgili de hakikaten alabildiğine asparagas gelişmelere tanık oluyoruz. Ne diyoruz? Cemal Kaşıkçı, bir olay var, gerçek olan, bilinen şu. Cemal Kaşıkçı bir işlemi hakkındaki yapılacak bir işlem nedeniyle biliyorsunuz Suudi Arabistan konsolosluğuna geldi. Geldi ama çıkışını gören yok. Ancak neler var? Ortada işte gelen uçaklardan söz ediliyor. İşte gelen uçaklardaki görevlilerin konumlarından söz ediliyor. Ama bir bakıyorsunuz bir meslektaşımız veya önemli bir gazetede şöyle bir başlık çıkıyor. Beraberinde testere getirdiler. Şimdi testere getirdiler diyorsun. Niye getirmişler? Adamı parça parça ayırmak için. Şimdi sonradan yine açıklamalar oluyor. 13 parçaya, 14 parçaya işte bölünmüş Cemal Kaşıkçı'yı. 14 parçaya bölmüşler. Sonra işte bir taraftan işte cesedi parçalara ayrıldıktan sonra, 14 parçaya ayrıldıktan sonra işte minibüse, siyah minibüse bindirip götürülmüş. Bir başka bakıyorsun bir haber çıkıyor. İşte 14 parçaya verilen ceset konsolosunun bilmem evinin bahçesine gömülmüş. Şimdi bu kadar da tamam haber olur da bu kadar da yalan, bu kadar da asparagas olmaz diye bakıyorum. Neden? Şu nedenle diyorum. Ortada ne görgü tanığı var, ne bu olayla ilgili konuşan var, ne bu olayla ilgili bir belge, bir fotoğraf, bir görüntü, hiçbir şey yok. Sadece bir kişinin girişi var. Peki o girişi olan insanın acaba çıkışta içeride ne bileyim bir az önce söyledik hani siyah renk, siyah renkli o camlı minibüse binip götürülmediği veya ne bileyim infaz edilmediği veya o yolla infaz edilmediğini kim garanti edebilir? Ya da bu kişiyi öldürmek için Suudi Arabistan'dan 15 kişi özel olarak geliyor, ellerinde testerelerle beraber işte Cemal Kaşıkçı'yı parçalara bölüyorlar. Şimdi böyle bir takım haberler yer alırken ya diyorsunuz ki bu kadar da olayla ilgili hiç elde bilgi olmamasına rağmen bu kadar da böyle haber şeyi olamaz diyorsunuz. Ben Cemal Kaşıkçı'nın açıkça söyleyeyim, ben öldürüldüğüne şu ana kadar öldürüldüğüne inanmıyorum. Eğer bu kişi önemli bir kişi ise, Suudi Arabistan için önemli bir kişi ise bu şekilde öldürmelerine gerek yok. Önce göre göre. Bu kişiyle ilgili her şeyden önce yapılması gereken o ülkenin alırlar bunu istihbaratçısı veya bilmem neyi alır bunu sorgulamak için belki onun büyükelçiliğe gelişini fırsat bilip sorgulamak için götürülmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Başka bir ülkede götürülüp veya kendi ülkelerinde götürülüp öldürülür mü? O da mümkün. Ama baktığın zaman şu ana kadar iz yok. Yani öldürüldüğü cesetli parçalara ayrıldı. Bununla ilgili şu ana kadar somut bir olaya tanık değiliz. Ama tabii ki dünyanın gözü bu olay yönüyle de Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Tabii şunu da görmek gerekir ki Türkiye ile biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın ilişkilerinde bir takım gerilimler yaşanıyor. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda Katar'la daha yakın ilişki içerisine gelmesi, işte Suudi Arabistan kralları ile ilgili veya oranın yönetimiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman yaptığı sert açıklamalar da gündemde. Acaba Amerika şunu mu planladı? Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler şu yaşanan olay nedeniyle daha da mı çok gerginleşsin?
Bunlarda tabii ki Amerika'nın kendine göre 40 türlü planı vardır. Bu planların birisinde bu olabilir ama kişinin öldürüldüğünü bilen veya öldürüldüğüne ilişkin böyle bir kanıt şu ana kadar yok. Yaşadığını söyleyebilir miyiz? Yaşadığına ilişkin de bir kanıt yok. Ortada ama gözlerin tabii ki Türkiye'ye çevrildiği bir şey. İşte bakıyorsunuz yabancı heyetler geliyor veya Suudi Arabistan'dan ekipler geliyor. Türkiye'de şu anda araştırmalar yapılıyor. Suudi Arabistan'dan gelen heyet işte konsolosluk içerisinde bilmem araştırmalar yapılıyor. Ve sonuçta baktığımız zaman ortada zarar gören bu konuyla ilgili tüm dikkatlerin çevrildiği bir Türkiye var. Ve yaşanan olaylara baktığımız zaman güvensiz bir Türkiye izlenimi de yaratılmış oluyor bu nedenle. Tabii bir taraftan yargınızla ilgili bakın işte Amerika Trump istediği işte sonucu ya Türk yargısından istediği sonucu aldı. İşte rahibi bilmem hemen serbest bırakılmasını sağladı. Hani diyecekler Türkiye'de yargı bağımsızdı. Yargı işte tam anlamıyla tarafsızdı. Bir takım baskılarla tanıklar ifadelerini bilerek değiştirdiler. Gizli tanıkların o ifadeleri geçersiz mi sayıldı? Yeni ortaya çıkan iki tane gizli tanık mahkemeye gelip işte gizli tanıklık yapmak istediklerine ilişkin dilekçe vermelerine rağmen bunlar orada niçin dinlenmedi? Yani daha apar topar bir karar verildi. Açıkçası ben şöyle bekliyordum. Böyle bir karar veren daha kısa süre önce bu başvuruları reddeden ilgili mahkemenin tabii ki şöyle beklerdim. Bu baskıları üzerinde hissettiği için fazla bir manevra alanı olamaz ve o nedenle belki kısa bir süreliğine mahkemeyi bir daha ileri bir celseye atar. O zamana kadar kararını verebilir ya da hiç vermeden kişinin avukatının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bir başvuru var. Bu başvurunun sonucunu bile belki de tahliye o şekilde gerçekleşmiş de olabilirdi. Ancak işte az önce tırnak içinde bir daha söyleyeyim. Bağımsız ve tarafsız yargımız böyle uygun buldu. Böyle bir sonuçla karşımıza çıktı. Yine biz hayırlı olsun diyelim. Ve tabii ki her olayda dediğimiz gibi biz yargıya yine güvenmeye devam edelim. Çünkü şunu da söylemek gerekiyor. Yani ülkede yaklaşık 17 bin savcı ve hakim var. Bu 17 bin hakim ve savcının tamamı baskılara evet diyen ya da işte ne bileyim siyasi bir takım kararlar veren hakim ve savcılar değildir. Bunların içerisinde de gerçekten mesleğinin gereğini yerine getirme çabası içerisinde olan ve bunu da hakkıyla yerine getirmeye çalışan da çok sayıda insan vardır. Kamu hakimlerimiz, savcılarımız vardır. Onlara da evet böyle bir ortam içerisinde yine de mesleklerine, mesleki onurlarına sahip çıktıkları için de zaten yargıya olan güvenimiz yani %30'luk o güvende sırf onların bu kararları veya onların yargıyla ilgili bakışlarına olduğunda eklemek gerekir diye bakıyorum. 10 dakikadan az bir süremiz kaldı Sahil Göztürk ama muhakkak şu konuyu konuşmak istiyorum. Sizin gündeme getirdiğiniz bir konu Türkiye'de bazı hastanelerin dışarıdan döviz artışı nedeniyle malzeme evet. alamadığı için acil hastalar dışında ameliyat yapmadıkları iddiası. Var evet şimdi bakın tabii bu az önce sözünü ettik dövizde büyük bir hareketlilik büyük dalgalanma var. Bunu zaten şöyle görülüyor ya. Tek başına bir rahip olayı olarak adlandırılır. Öyle değil yani her şeyden önce. Evet. Yani bir rahibe bu olayı bağlamak doğru bir şey değil. Bundan sonra nasıl olur onu da bilemiyoruz ama Türkiye'nin işte borçlarıyla ilgili bir konu, ödemeler konusundaki bir takım tıkanıklıkların olduğu da bilinen bir durum olarak karşımızda. Ve ister istemez dolardaki işte diğer para birimlerindeki artışlar sağlık sektöründe çok önemli ölçüde etkiledi. Ve bu etkileme nedeniyle işte kullandığınız ilaçların bir kısmı eczanelerde, hastanelerde bulunmaz noktaya geldi. Onun sebebi de şudur. İşte ilaç sanayici bu şeyle ilgili olarak ilaç fiyatlarını belirlemeyle ilgili sağlık uygulama tebliği vardır. Bu sağlık uygulama
tebliğinde hangi ilaçların ne kadar olabilecekleri oldukları fiyatları bellidir. Şimdi ilaç sanayicileri de veya ithalatçılar da dolardaki artış nedeniyle bu fiyatların altında veya yükseğinde aldıkları için hastanelere bunları bu ucuz haliyle vermeleri mümkün olmuyor. Bu da önemli ölçüde sıkıntı yaratıyor. Hı hı. Arkadaşım şeyler bir belge göstermek istiyorum ben. Bu Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliğinin kendi genel cerrahi bilim dallarına gönderdiği bir genelge. Bu hastanenin başhekimi Profesör Doktor Ahmet Demircan bunu göndermiş. Ahmet Demircan'ın özetle dediği bu, biraz daha şunu diyor ki, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin tedarikçisi olan firmalar son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle sağlık uygulama tebliğinin üzerinde fiyat vermektedirler. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin sunumuna devam edilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilmez ve aksatılamaz, insan sağlığı ve yaşamı ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda, işlemlerde kullanacak malzemeleri satın alma süresinin hızlandırılması amacıyla yapılan diye devam ediyor ve sonuçta isteği şu. Diyor ki, eğer bir hasta hastanenize gelirse, siz onunla ilgili eğer acilse ameliyatını yapabilirsiniz. Acil mesela nedir? Diyelim ki Allah korusun bir beyine pıhtı attı. O kişinin mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor, bir işlem yapılması gerekiyor. Ama hastaneye gittiniz, ya benim belim çok ağrıyor, bel fıtığı var, ağrıdan duramıyorum dediğiniz zaman senin valla git ağrını çek, hadi bir şey yap, şu iğneyi, şu ilacı yaptır, evine git, istirahat et, ondan sonra delinir. Dolayısıyla yok. Veya ne bileyim bir damarınızda meydana gelen işte bir şeyi, kanamayı durduramıyorsunuz. Ameliyat gerekiyorsa yapılacak ama diyorsunuz ki ya benim de safra kesemde büyük ağrılar var, İşte taş düşürüyorum. Tamam, sen yapabilirsin, ameliyata ihtiyaç yok, hadi sen git deniliyor. Şimdi eğer bunu yapmasanız, yani bu hastanın ameliyatını ben mutlaka yapılması, yani hayati öneme haiz bir hastadır deyip yaparsanız mesele yok. Bunu da belgelememiz gerekiyor kayıtlarınızda. Ama diğer hasta, yani acil ameliyata, acil olarak hemen ameliyata almaması gereken hastayla da ilgili siz diyor onu ameliyatını yapmayın. Eğer yaparsanız ne olur? Yaparsanız ne olur? Devleti zarara uğratmaktan hakkınızda işlem yapılır. Kime deniliyor? Hastane personeline, doktoruna deniliyor. Ve hatta diyor kamu zararına sebebiyet vermek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda ayrı bir de dava açılır. Belki bir tazminler falan da bulunur. Hı hı. Yani siz insanlara düşen görev hastalanmayın. Şimdi Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı bir açıklama, dedi ki ya evet işte bu konu insan sağlığı her şeyinden önemlidir. Şimdi biz kamuoyu şöyle zannetti. Çünkü o ilk biz bu belgeyi ben bulmuştum. Bunu kamuoyuna ilk duyurduğum zaman, bizim internet sitesi aracıyla duyurduğum zaman akla hemen şu geliyor. Ya acaba sadece bu konu Ankara Gazi Üniversitesi'ne özgü bir, evet, bir durum mu? Herhalde öyle zannediliyor. Değil işte, öyle de değil. Çünkü aynı olayı, aynı genelgeyi, bakın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimliği de yine yazmış. O da demiş ki malzeme alımları ile ilgili. Hatta aynı cümleler. Demek ki devletin bir biriminden ilgili yerlere bir sözlü veya genelge gönderildi. Bu genelgeye dayanarak hepsi aynı ifadelerle, aynı cümlelerle, aynı şeylerle siz diyor malzeme alım şeyi, kamu zararına uğratırsınız, yoksa başınıza şöyle belalar gelir diye bunların da genelgelerinden sadece bir örnek verdim. Ve başka örnekler de var. Sadece iki örneği ben, bir kurumu, yani Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi yapıyor, diğerlerinde bilmem durum farklıdır anlayışın olmaması için, bu Ankara'daysa bu da Manisa'dan. Hı hı. Aynı ifadelerle, aynı cümlelerle ve doktor, hastane personeliyle, bak size zimmet çıkar, bak size işte hakkınızda Sayıştay'dan işte raporlar çıktığı zaman
devleti zarara uğratmaktan, kamuya zarara sebep vermekten hakkınıza işlem yapılır. Genelgelerin olduğunu ifade etmek için bunları da getirdim. Ve Türkiye gündeminde bir de tabii ki siyaset var. Siyasetle ilgili. Süremiz olmak üzere onu da üzere ekleyelim. O zaman onu da hemen ekleyelim. Biliyorsunuz yaklaşan bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hakikaten yoğun bir biçimde devam ediyor. İster istemez bizim de ziyaretçilerimiz, gelenlerimiz çok oluyor. Tabii. İşte adaylık kendilerini tanıtma adına. Tabii ki bu onların en doğal hakkıdır. Biz de zevkle gelen bütün konuklarımızı, aday adaylarımızı dinliyoruz, sohbet ediyoruz. En çok şu merak ediliyor. Yani mesela AKP'de, MHP'de, İYİ Parti'de, HDP'de hangi yöntemle aday belirleniyor? Kimse hiç bunların dert edilmiyor. Ama varsa da yoksa da özellikle iktidara yakın meslektaşlarımızın köşelerinde veya işte televizyon yorumlarında efendim CHP'de adaylar işte ön seçimle mi yapılacak, onunla mı belirlenecek değil. Söyleyelim, ön seçim çok düşünülen bir yöntem değil. Çünkü bugün, önceki gün ben Murat Karayalçın Bey'le de konuşmuştum. İstanbul İl Başkanı ile bu konuyla ilgili çalışma yaptığını da tekrar hatırlattı. Ve mevcut şu andaki konumla bir ön seçim yapmanın hiç sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini ifade ediyor Murat Karayalçın yılların deneyimiyle. Tabii ki bunu sorduktan sonra Murat Bey siz de yoksa aday mısınız evet diye sordum. Kesinlikle aday olmadığını ifade etti ama bunu da söyledi. Gerçekten adaylık konusunda partilerde kıran kırana yarış var. Ve bu yarış içerisinde baktığınız zaman kamuoyunun bildiği, tanıdığı önemli isimler de var. Bunların tabii ki her siyasi partide olabilir ama ağırlıklı olarak CHP'den gelen, bugün Ankara'da da toplantılar olduğu için gelen heyetler veya gelen gruplarla görüştüğümüz zaman da önemli isimler var. Örnek verelim. Antalya'da Murat Paşa, evet. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Bey, Ümit Sayın şeyden aday. Büyükşehir'e pazartesi günü adaylığını açıklayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Tabii ki bunlar mutlaka aday olacağı anlamına gelmiyor. Önce onu da hatırlatalım. Örnek yine vermek isterim. Kemer ki önemli bir yer. Oradan daha önce Gönlük Belediye Başkanlığı'nı yapan hoca Necati Topaloğlu Kemer Belediye Başkanlığı'nın adaylığını örnek koyuyor. Mersin'e gittiğiniz zaman bugün kendisiyle de sohbet etme imkanımızı buldu. Serdal Kuyucuoğlu önceki dönem milletvekili. Örneğin o da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday koyuyor. Ama yalnız o değil tabii ki. Aynı dönemde milletvekilliği yapan isimlere baktığınız zaman 5-6 tane yine tanınan, bilinen isimler ve aşağı yukarı şunu da görüyoruz ki seçimlerde aday olamayan veya işte ya da aday olmayı düşünüp de ya ben nasıl olsa birkaç ay sonra belediye başkanı olmak için aday olacağım deyip seçimlere katılmayan isimlerden hakikaten müthiş bir adaylık yarışı var. CHP'de çok heyecanlı geçecek gibi gözüküyor ama dileriz şu arkasından şu olmaz. Aday gösterilmeyenler bu kez partilerin aleyhine çalışıp oyları düşsün, işte benim aday yapmadılar seçimi kaybetsin anlayışla yerleşmez. Çünkü CHP'de ne yazık ki böyle uygulamalar son yıllarda fazla olduğu için de bunu da hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Saygı Öztürk. Yerel seçim sürecinde sizinle birlikte takip etmeyi, değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, araya gideceğiz ama öncesinde Türk tiyatrosunun, komedi dünyasının, kabare geleneğinin usta ismi çok sevdiğimiz Levent Kırca'yı anmak isteriz. Çünkü bugün ölümünün 3. yıl dönümü.